çok iyi bilirim. Oraya yakın okulda yapıldı. Neler oldu şimdi oralar, neler oldu. Biliyorum, biliyorum. Şimdi eski adamlar deyince Nefihan'la çok hürmetli, saygılı adamlardı. Çok, çok evet. Hürmetli, saygılı. Ondan sonra nasıl iyi insanlar yapıp şimdikiler yok. Onlar kalmadı. O eski sevgi, saygı, sevgi kalmadı. Şimdi bu eski zamanlarda böyle hanımlar bir araya geldiklerinde hiç böyle türkü söylemezler miydi, işte def çalmazlar mıydı, ne bileyim? Defi nasıl çalıyor? Düğümlerde çalıyordu. Nasıl çalıyorlar? Düğümlerde çalgıcı tutuyordular. Bütün Ermeniydi Bahçebaşı mahallesi. Ermenilerden de çalgıcı. Çalgıcılar Ermenilerden de, evet. Ondan sonra kız oynadılar, kadın oynadılardı. Düğünlerde. Düğün sonra yemek, çok güzel yemek yedirirlerdi. Düğün, cuma paklaması diye gelinim, perşembe günü gelin alırlar. Cuma günü de cuma paklaması evet. Diye yemekler yaparlar. Kız tarafı, oğlan tarafı oturur. Gelirler, yemekler yerler. Çok güzel. Kayseri'nin yemekleri çok güzel olur. Evet. Peki türküler söylenirken mesela o zaman Kayseri türkülerinden hangileri meşhurdu? Mesela şu olsa da dinlesek dediğiniz hiç türkü olmaz mıydı? Vallahi bir şey, ondan sonra nerenin türküsü vardı onu söylüyordular. Dertliyim, dereliyim diye bir türkü diyordunuz. Ha, o Kayseri'nin değil. Kesinin türküsü miydi? Evet. Neydi bir türkü şimdi hiç aklımda yok evet. Yani. Evet. Kayseri'nin türküsü vardı. Evet. Bu etlikçiler, Bahçebaşı dediniz de etlikçiler falan bu sucuk pastırma yapanlar hep orada. Kayseri. Burada Kayseri'de. Burada oluyor. Hepsi. Evet. Orada oranın şey, ziraat şeysi çoğuydu yani. Tohumu kuvvetliydi toprağı. Orada bastırma sucukluydu. Tokat dedi. Tokat'tan bastırma. He, Tokat'tan. Esas bastırmalı sucuk Kayseri anılmış her yerde. Her yerde anılmış. Sucuğu bastırması. Evet. Hocam eski şeyler dedik de, adamlar dedik de hakikaten çok nazik, kibar adamlardı. Yani o 1900'lü falan çok. Müslümanlar hakikaten saygılı, hürmetli. Mesela ben hatırlıyorum, akşam oldu mu? İşte herkesin atı var, eşeği var, bağına gidecek falan yazın. Ya. Efendim. Tabii bağ yolu toprak böyle bir toz kalkar falan. He. Şimdi tabii kimin eşe rahman değil, kimi iyi gidiyor, kimin atı falan. Arkadan hayvanı iyi olan, merkebi iyi olan, atı iyi olan gelir böyle. Önünde bir bağ komşusu falan. Oraya yaklaşırken yavaşlar. Onunla bir 5 dakika sohbet eder, geçmez onu. He. Saygısızlık olmasın evet, diye. Evet, evet. Ne zaman ki o adam, aa buyur bekleme. Sen buyur der, yol verir. He. O atı iyi olan, eşeğe iyi olan, rahvan olan devam eder gider. Ev yakınına buyurun falan der, öyle gider. Yani bu kadar ince adamlar. Şimdi yani, Allah bir adabı var. Şimdi, tabii hocam yani. Cennette mesela. Yaşıyorlar yavrum. Şimdiki insanlar, eskiki zavallılar. Çok saygılı, hürmetli, büyüklerini bilirler, küçüklerini bilen insanlar. Her yerele. Dünyada yani. Kayseri'nin en güzel, en şeyli kazası Pinyan. Evet. İki tane fabrika var. Evet. Tokat vilayetinde bir tane fabrika, o da sonradan Ciara fabrikası oldu. Tokat dere içinde olduğu için gelişmemiş. Hı hı. Kayseri Tokat'ı satın alır. Doğrusunu söyleyeceğim. Çalışkan memleket. Pinyan'ın halısı her yerde alınır. Kadınlar nasıl dokunlardı o halde. Şimdi yine dokuyan var mı? Şimdi çok azaldı. Azaldı. Şimdi yine dokunuyor ama eskisi gibi değil tabii ya, sizin dediğiniz dönemler gibi değil. Evet, evet, evet. Ya. Evet, evet. Gergeme diye, Gergeme'ye gittim bir gün gezmeye. Şimdi o Gergemeler de aşağılara indiler. İndi. Yukarıya mı gittiniz siz Gergeme? Yukarıya, yukarıya gittik. Ama oralar ne kadar güzel, böyle çok bir seyrangah değil mi? Ne kadar güzel yerler, hoş güzel. Yerler. Şahsenem diyordular. Evet, Şahsenem bağları. Allah Elektrik Fabrikası'nın paraları. Elektrik Fabrikası'nın üst tarafında Şahsenem bağları var. He, bahçesi. Şimdi oraya şey yapıldı, balıkçılık tesisleri falan yapıldı. Orada yüzdük, suyun içine atıldı. Yüzdünüz orada. Ya. Bakın ne güzel. O orada
Mehmet öyle güzel şeyler var ki, eskiye ait hatıralar var ki, cennet köşesi bir kere. İkincisi, adından da anlaşılacağı üzere Şahsenem gibi tarihi bir şahsiyet. Ondan sonra onun adını taşıyor. Yani bu da bir şey açısından çok önemli. Yani Bünyanlıların kökenini açıklamak açısından çok önemli. Ve burada bu cennet gibi bağlarda anlatırlar ki sabahlara kadar bülbül ötermiş. Sabahlara kadar bülbül ötermiş. Hatta işte bir bülbül çeşidi var. Edebiyat kitaplarında da geçiyor. Çünkü her bülbül gece ötmez. Yani gece öten bir bülbül var. Bunun adına andelip diyorlar. Bu bülbülün de özelliği şu. Sabaha kadar ötüyor. Rivayet odur ki işte aşığın maşuğuna bir naz yapması gibi değerlendiriliyor. En son işte sabahta sabaha yakın saatlerde artık mecalsiz düşüyor. Kudretten düşüyor ve oraya da düşüp ölüyormuş. Yani öyle bir bülbülden bahsedilir. Tabii şimdi o bülbül sesini sadece yad etmek mümkün. Belki birkaç tane bülbül var mı yok mu bilmiyorum. Ben hocam de... tabii o şeyi şarkıda söylüyor ya, o sevdalar ezeldenmiş ezelden. Evet, o hülyalar ezeldenmiş ezelden. Şimdi guru guru kadın alayım, tıkır tıkır onun da olayım diye bir laf var. Nişası olan Kayseri'nin bir develi, bir de bilmiyorum. Dilkinleri o kadar kulağı asma yani. Evet. Şimdi Nefi Anne diyor ki, İnsanlar birbirini sevmeli diyor. Ben diyor bir kapıda zil çalındığı zaman bir Allah'ın kulu geliyor diye seviniyorum diyor. Vallahi öyle. Öyle seviniyorum Allah'ım. Bugün bir Allah'ın kulu gelse de konuşsa. Gelmişten, geçmişten, şundan, bundan diye. Öyle isterim yani. Şimdi çok mutlusun İnsan, o zaman. Çok mutluyum. Yani bu evimde daha iyi maşrut oturdum. Peki nasıl işte. Bizim mekanımızı nasıl buldunuz? Çok ortamımızı güzel. Hayırlı görün Allah. Dinini bereketlesin. Hayırlı bugün, rızıklar verin. Bu haftaki programdaki şeyimiz de, aksesuarımız da. Hayırlı rızıklar verin. Eskiyi ifade eden burada gördüğünüz gibi bir dolabımız var. Sağ olsun arkadaşlarımız bunu bulup getirdiler. Hocam, radyosu, şimdi, televizyonuyla. İnşallah bu aksesuarı daha da zenginleştireceğiz. Öyle gözüküyor. Hocam, biz bu arada şunu söyleyelim. Biz herkese programımız... Kötü bir radyomuz vardı. Kötü bir radyomuz. Saygının sesi. Radyonun şeyi de. Ondan sonra zavallıyı dinlerdik Menderes'i. Evet. Menderes deyince tabii siz darbe olduğunda Polatlı'dasınız. Yok. Ankara Polatlı. Oğlum Polatlı'da. Oğlunuz Polatlı'da. Oğlum Polatlı'da. Siz biraz o günleri anlatabilir misiniz? Eczacı subaydı. Eskeriye evet. Doğru. Siz buradaydınız. Evet. Peki hasta. Neler oldu o günlere bir götürdünüz? Ondan sonra yalan yarış duyduk 10 günü. Polatlı'ya gidek dedim. Kızımla beraber Polatlı'ya gidiyor. Oğlum orada hastanede eczacı teknisyen. Assubay. Oğlunuz Assubay, evet, eczacı tek. Evet, Polatlı'da askeri hastanede. Evet. Kore'ye gitti gönüllü olarak. Kore'den gelmeden şeye vermişler. Polatlı'ya. 6 sene orada kaldı. Ondan sonra yolda trende giderken atıyorlar. Ben de istemiyorum atıp tuttuklarını. Yani Menderes hükümetinin arkasından subay olanlar atıp tutuyorlar. Evet. Ben de kayırmak istiyorum, bana kızıyorlar. Ondan sonra Polatlı'ya gittik. Oğlum dedi ki, anne dedi, bugün göreceksin dedi. Trenle geliyorlar, bütün insanları doğramışlar, kesmişler, bilmem ne etmişler, talebeleri. Dedikodular çıkarıyorlar. Tren dolusu gelecek dedi. Polatlı'nın tam içinden geçiyor tren. Ondan sonra gittik biz de çıktık, gidiyoruz bakak diye. Bir delinin biri çıktı, aman bağırıyor, vay. Ondan sonra hey koca teres, Kodese de girdin. İşte şey olacak, ananızı bilmem ne yapacak. Orada subaylar, aman bunu tutun, yakalayın dediler. Dediler ki o deli dediler. Gele gele geldi ki oğlum, vagonlar bütün boş. Birine çam ağaçlarını doldurmuşlar, kesmişler. İki kişi mi, üç kişi mi ne? Ondan sonra o da bir tanktan atlamış, biri bilmem nereden olmuş, olmuş kazalı. Yalan. Anne dedi, benim de haberim olmamış dedi. Sabaha kadar hastaneyi boşaltmışlar, cephanaları. Ben de bir gün bir kadının yanında, ben başka şey diyeyim. Ondan sonra
tutuyorum, o da o tarafı tutuyor. Ondan sonra ben biraz şey yapayırmaya başladım. Evet, yani parti meselesi, doğal bir hal. Evet, 60'ların doğal hali. O dedi ki seni söyler ve hapis ettir. Ettirirsem ettirdim. Yüzüklerini veriyorlar, bileziklerini veriyorlar. Hükümete veriyorlar. Millet hükümete veriyor ki. Niye veriyorlar? Ki boşaltmışlar bütün, yani, yemişler, içmişler. Menderes hükümeti her tarafı yemiş, içmiş diyorlar. Yemiş, içmiş, kurutmuşlar. Şimdi bize, evet. Ondan herkes yardım ediyor. Babacını aldı benim yüzüğümün de. Bileziğimin de. Veriyorlar. Yani, İnanmışlar tabii. İnanmışlar tabii. İnanmışlar, evet. Evet. Hocam tabii malum o devler, yani bunlar konuşulacak yani. Sonradan bir deniz gezmi çıktı, bir şeyler de o deniz. Efendim, evet. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Şimdi buraya bu 60 darbesinde şeyler geliyorlar. Bakan, Başbakan, Celal Bayar. Celal Bayar, evet. Buraya Kayseri Esaretçi. Buradan hanımlar oraya şeyi götürmüşler. Evet. O Osman Kavcı, Türkiye'nin en modern hapishanesi Kayseri'deymiş. O yaptırmış, orada da ölüsü çıktı dedi ki, oraya hapsoldu. Osman Kavcı. Onun şeyleri, bakanların, hanımları, gelinler. Allah'ım biz nelerden nelere kaldık, nelerden bize gidiyor bakak görek diyor ya. Hapishaneye gidiyor. Kayseri kurusu getiriyorlar, Kayseri'nin kadınları. Şimdiki olsa o neler götürürler. Yani oraya cezaevindeki mebusların hanımlarına geliyorlar, kocalarını görmeye geliyorlar. Dışarılar da zavallar, evet, sürünüyorlar. Tabii, evet. Ondan sonra orada bir şeyler alıyorlar, yiyorlar. Kestaneler kavruyorlar, onlardan alıyorlar. Kayseri'nin hanımları ondan sonra kuru yemişler götürüyorlar, tut kurusu, kayısı kurusu, bilmem ne. Evinde ne varsa tabii. İkram izzet olsun diye. İkram izzet olsun. İkram izzet olsun diye. Ondan sonra Osman Kavcı demiş ki, bu gelene gidene karşıda utanıyor, ayıp oluyor. Tuvalet yaptırak demişler, affedersin. Evet. Tuvaleti de yok. Bıralıyorlar zavallılar. Nelerden nelere kaldık diye ağlıyorlar. Şeyin Cevar Bayar'ı karısı, onu görmek için gelirken Kayseri yolunda öldü dediler. Artık kazalıyım da öldü. Evet. Vadaniyet onu bilemiyor. Evet. Evet, evet. Cevar Bayar'ı İstanbul'da gördüm. Onu hücreye attılar. O zaman ben şunu anlıyorum şimdi Nefiye Hanım'ın sözlerinden, iyi bir demokrat olduğunu anlıyorum. Siz iyi demokratsınız o zaman, değil mi? Evet, demokratıdır. Demokrat. Demokrat diyorlar o zaman. Demokrat diyorlar. Bizim o zileden Menderes, Celal Bayar, daha bir iki tanesi Samsun'a gidiyorlardı. Bu şehir içindeyse. Ondan sonra biz de onları görek diye istasyon uzaktı Cile'ye, görmeye gittik. Evet. İki defa gördüm ben de. Nefiye Hanım'la şeye de gitmişsin herhalde, bu şeker fabrikasının açılışına. He, açılmasına teyareyle geldi. Menderes geldi. Teyare. 1957 miydi? He. Yanlış mı hatırlıyorum? Allah, 50... Şeker fabrikası açıldı. 54 mi, 57 onun törenine geldi burada. Kayseri. Geldi, Menderes açtı. Evet, evet. O açtı. İlk açılışına. Siz gittiniz mi bizzat oraya? Gittik. Yürüyerek gittik. Bütün millet oralara döküldü ki Menderes'i görecekti. Gördünüz mü? Gördük. Gördük. Daha da belediyenin yanında birinin evinde şey derlerdi. Adını unuttum bak hala. Hani dediydim ya, ev sahibimizin şey olurdu. Biraz sonra hatırlarız. Evet. Ondan sonra onların amcalarına evde oturuyorduk. Şurası belediye, şurada evimiz. Geldi de şöyle orada dönüyordu, gördüm şeyin önünde. Evet. Evet. Belediyenin önünde. Evet. Orta boylu. Ondan sonra gri bir, şuna benzer bir elbisesi çıktı. Evet, fotoğrafları. Nefiye Hanım radyodan da şeyi dinliyorlarmış hocam. Bu herhalde yatsa da duruşta dinliyorlarmış. Zavallı. Sesini bir hatıran bir şey kalmış. Neydi o? Lütfen, hakim bey lütfen şunu da arz edeyim. Menderes söylüyor. Salim Başol o günkü mahkeme. Bunu mahkeme sonra yapıyorlar, soruyorlar. Şey, evet. İşte şeyler birilerine soruyorlar da, zavallı böyle görse nasıl nazik. Kibar bir adammış. Ondan Allah sonra rahmet çok. Evet, evet. Ondan sonra lütfen rica edeyim. Ondan sonra da şunu da arz edeyim.
bunu da arz edeyim diye. Evet. Böyle sesi kulağımda. Hocam inşallah Allah kısmet ederse burada bir misafirimiz olacak Seyhan abi, Seyhan Arifoğlu. Evet. Bu mebuslar buraya geldiğinde kendisi de bir şekilde içeride. Onlara beraber olmuş, hizmet etmiş, onların durumlarını, şekillerini anlatacak yani içerideki cezaevinin içindeki Demokrat Parti milletvekillerinin içerideki durumunu. Ama ne kadar etkilendim şimdi Nefiye annenin o söylediği sözü, o ince ruh halini nasıl kavruyor görüyor musun? Tabii yani. O daha Menderesler mahkemede görülmeden o filmleri hazırlayanlar, düşükler yazsa da daha yargılama olmamış vatandaşın o yüreğini mahkum etmeye çalışan insanlar filmler hazırlamışlar, insanlara gösteriyorlar. Ama oradaki bir başbakan ki o sesleri, o kayıtları onlasa ben de izledim. Arz ediyor, lütfen diyor. Lütfen. Nezaket edici bir insan. Tabii bunlar çok büyük yaralar, çok büyük acılar. Ama konuşacağız şimdi reklam arasında bir gidelim. Bir küçük reklam aramız daha var. Çok sevgili izleyiciler, Kayserimizin canlı tarihleriyle söyleşimiz devam edecek. Küçük bir reklam arasındayız. Nefiye annemizi dinleyeceğiz. Bir bölümümüz daha var efendim. Sabitledik. Dairelerimiz aylık 550 TL taksitle 12 ayda teslim. Dairenize oturduktan sonra ödemeye başlayın. Size hep konut verdik. Şimdi ise İldem güzel şehir evlerini vermek için sizleri ailenizle birlikte satış ofisine bekliyoruz. Birinci proje dairelerinin tapularını teslim etmeye başladık. Güzel Şehir Konut Yapı Kooperatifi 0352 221 2024 Kayseri. Kalbinizdeki Mondi'ye yer açın. Mondi'de %10 KDV indirimi devam ediyor. Üstelik aksesi özel fırsatlarla. Mondi, kalbim seni sevdi. 1,5 litre. En taze meyveler. %50 daha fazla, %10 daha ucuz. Aile boyu keyif. Türkiye'de ilk. Türkiye'nin birçok bölgesinde dev projelere imza atmış olan Eras İnşaat'tan Kayseri'ye yakışır bir proje hayata geçiyor. Şehir merkezinin yanıbaşı Kaski ve Doğum Evi bölgesinde 160 ve 180 metrekare konutlar. Havaalanı ve fuar yolu üzerinde site şeklinde 130 metrekare konutlar. Çarpık kentleşmeye alternatif yaşam alanları. Kuruluşundan bu yana göstermiş olduğu performansla inşaat çalışmalarına başlamış ve devam etmekte olan Evkur Konut Yapı Kooperatifi birinci etap 1000 konuttan oluşmakta olup ilk teslimlerini 2010 yılında gerçekleştirecektir. Hayatınıza değer katacak olan projeler için 130 metrekare dairelere peşinat 3000 lira, aylık taksit 375 lira. 160 metrekare dairelere peşinat 4500 lira, aylık taksit 540 lira. 180 metrekare dairelere peşinat 5500 lira, aylık taksit 650 lira ödeyerek sahip olabilirsiniz. Keyifli bir yaşam için başkent siteleri Evkur Konut Yapı Kooperatifi. Telefon 231-0404. Adres Cumhuriyet Mahallesi, Millet Caddesi, Efe Plaza, Kat 2, 1. Noter Üstü. Eras İnşaat, kalite ve güvencesiyle. Şarkılar bazen isteyip de dinleyemediklerimiz, bazen duygularımızın tercümanı, bazen de
İçine girdiğimiz hüzün deryasından çekip çıkaran bir dost dilidir. Şarkıların da dili var. 93.6 Erciyes FM. Karşı bağda sıra sıra bademler, oturup ağlasın anam yâri gidenler. Ne sen bana vardın anam ne de ben sana, kör olsun gurbeti anam icat edenler. Ne sen bana vardın anam ne de ben sana, kör olsun gurbeti anam icat edenler. Alıverin filin tamı oymadan, gidiyorum şu ürgüme doymadan. Alıverin filin tamı oymadan, gidiyorum şu dünyaya doymadan. Efendim Ahavisi Günler devam ediyor. Kayserimizin canlı tarihlerinden ve kendisinde son Osmanlı olarak tarif ettiğimiz Nefi annemiz bizimle ve sohbetimize devam edecek. Evet Mehmet Bey. Şimdi bu bölümde Nefi annemize ne soralım, ne anlattıralım? Çünkü o yerini beğendi. Burayı da çok hoşuna gitti. Çok beğendim vallahi. Evet. Buradan gitmek istemiyorum o zaman. He, burada yatsam keşke. Tamam. Şimdi hocam böyle burayı çok sevdim deyince aklıma bir şey geldi Kayseri'de. Zamanında bir teyzenin oğlu dost tutmuş mektepten. Efendim, anası da gideyim şu oğlanı kurtarayım, çıkarayım, geleyim diye gitmiş oraya. Orada tabii izzet iltifat bol. İşte Ahmet'in anası gelmiş, Ahmet'in anası gelmiş. Herkes bir şeyler, ikramlar, izzetler falan. Neticeten oğlanı alıyor, geliyor. Efendim, tabii mahalledeki hanımlar merak ediyorlar gittiği yeri, nasıl bir yeri falan filan değil. O da izzet ikramı çok görmüş orada. Diyor ki aman kız bir iyi yer ki hiç gelesim olmadı oradan diyor. Anladın mı? Şimdi de Nefi anne buradan hiç gidesim yok diyor. İyi yani demek ki. Evet, şimdi yalnız Nefi anne dedi ki bu ara bölümde ben Bünyan'la ilgili bir şey anlatacaktım dedi. Evet. Orayı unuttum dedi. O Şefik'in bayır, Şefikler falan dedi. Onları dedi söylemem lazım dedi. Evet. Onlardan bahsedin isterseniz. O bahsetmek istiyordunuz. Şefikleri istiyordum. Ben Şefikleri Eczacıydı o. Adını, dedesinin adı Şefik'miş. Hı hı. Onu da adını Şefik koymuşlar. O eczacıydı. O bir defa Kayseri'de askerlik yapıyordu. Görünce Kayaoğlu burada, Kayaoğlu tüccarlar var da Kayaoğlu diye. Onun kocası, görümcemin kocası evet. Dedi ki şeylere gidek Şefik'lere. Aşağıların dedi şeyi hastaymış. Kaynı gidek de görek dedik. Gittik gördük. Müdür de oraya gelmiş. Necmettin Bey. Hacılarda müdürlük yaptı. Erkilet'te yaptı. Çok iyi bir insandı. Uzun boylu, esmer kendi. Evet. Anlatsam uzun boylu. Evet. Bizimki zamanında biriyle konuşmuş.
Mahmut Hoca. He. Evet, bu aile sırlarına da hakim olacağız gibi. Tamam. Evet. Evet. Önemli bir konu. Yani ayıp olmazsa anlatayım. Yok, anlat. Şimdi o subay olan kaynım istasyonda bir kadınla geziyormuş. Necmettin Bey'i görmüş demiş. Cemal, yanındaki kadın kim? Mahmut abimin karısı demiş. Ne diyorsan ben Mahmut abimin karısını biliyorum demiş. Bu kim ona? Canım bu da işte ikinci kadın. O ne olacak? Ondan sonra orada bana anlattı, son gördüğüm orada. Kız kardeşi gelirdi, ona masal anlatırdım, konuşurduk. Ondan sonra çok iyi insandı. Evet. O teyze hanım, şeyin anneleri, bir konak huzuruyla evlenmiş sonra da. Saz çalarmış, ut falan çalarmış, onu ayıplarlarmış. Götürmüş de İstanbul'da 500 lirayı yemiş gelmiş. Şefiklerim, Fevzi Hanım şu kadar parayı yemiş gelmiş İstanbul'da. O zaman bunlarda biraz müsriflikte var mı? Zenginlik varsa müsriflikte mi var biraz? Onlar müsrifidir. Müsrifidir değil mi? Bu sözün birini koyup birini söyleyeyim. O Mullaoğulları dediğimizin Abidin diye bir adam vardı, onları iyi bilirim. Hanımını da kendilikle, şöyle paraları pahalı denirlerdi. Alıp kirpide çalıp çalıp yakıyormuş. Kirpide çalıp çalıp parayı yakıyor. Yakıyor, paraları pahalı denir. O kadar zengin. Pahalı. Sonra ne oluyor Nefi Anne? O Abidin Bey ne olmuş? İstasyona doğru, küçücük. Şu kadar böyle bir yer olsa, şu halıların büyüklüğü kadar ya var ya yok, orada nalin yapıyor da satıyor. O kadar, paraları yakan adam. O paraları yakan adam. Bu istasyon da o zaman bayağı şehrin dışındaki, Çandır Mahallesi şehrin dışı diyorlar hatta. Çandır Mahallesi ziraatçılıkla uğraşıyor ve efendim Fukara Mahallesi. O günkü. Evet. Bir kitap okuyorum bugünlerde de. Setenönü diyor, İçerişar diyor. Buralar zengin mahallesi. Çandır diyor, şehrin dışı diyor. Şimdi şehrin göbeği. Göbeği, evet. Bunun şimdi şurada hocam bir evlenme cüzdanı var. Nefi annenin. Onu bir gösterelim o zaman. 1933 tarihli. 1933 tarihli. Evet. Burada bir de evlenirken getirdiği şeyler mehir mi deniyor? Evet. Evet, onu diyor. Şimdi buradan okuyayım. Bir düzine altın. Bir adet beşi birlik, bir halı, bir kat yatak, iki kat elbiseyle gelmişsin Mahmut Hoca'ya. Şurada da onlar çok bile, şimdi çok dünyayı götürüyor. Şurada da kendi 1933 senesinde. Çarşaf var, siyah çarşaf var başım. Evet, başınızda siyah çarşaf var, evet. Siyah çarşafla geleceğe de ben erindim giymeye, duruyor hali. Evet. Evet, bunlar birer vesika artık yani, değil mi? Tarihi bir belge. Evet. Şu çarşafı görünce rahmetli Atatürk'ün annesine biraz şey yaptım aynı şekilde, Allah rahmet eylesin. Onu da gördüm ben, Atatürk'ün hanımını şeyde, işte Ankara'da, köşede şöyle resmi duruyordu. Atatürk'ün hanımına resmi. Evet. Çankaya Köşkü'nde. Oğlum götürdü oralara. Evet. Şimdi Nefi Anne, şöyle sizi bir zaman makinesine koysalar. Hocam, evet. Nefi Anne'nin bir de burada gençlik fotoğrafı onu var. Onu da gösterelim. Onu da gösterelim. Onu da gösterelim. Efendim Nefi Anne'nin burada. Geçmiş zamandan Nefi Anne, hangi zamana gitmek istersiniz? Nereyi daha çok özlediniz? Hangi vakti çok özlediniz? Şu fotoğrafa bakın, şu vakitler. Ondan sonra kaç yaşında tahminen? Mehmet Bey, sizce yıl var mı fotoğrafın arkasında? Yok hocam da herhalde. Eski zamanlardan en çok neyi özlediniz? Vallahi neyini özledim bilmiyorum ki, işte insanların birbirine bağlılığını. Onu özlediniz. Sevgilerini, büyük büyük biliyorlardı, küçük küçük biliyorlardı. Onları istiyordu, onları seviyor. Evet. Şimdikiler insanı hiç bahsetmiyorlar yani. Her şey geçici tabii, hepsi hiçbir şey kalmıyor. Evet. Ya.
Peki şöyle, o zamanki Kayseri'de hiç şöyle gezdiğiniz, gezmek istediğiniz, gitmek istediğiniz yerler yok muydu? Tan sineması diyordun. Evet. Tan sineması vardı, büyük sinema vardı, açık yazlık sinema vardı. Onları çok seviyordum. Çok seviyordun, evet. Sonra kasozlar alıp içerdik, sevinirdik ama şimdiki sinemalar gibi değildi ki ya. Kıranlardı kasoz. Sessiz idi. Yani evet evet olabilir. Kıranlardı. Sessiz idi. Evet. Evet. Sessiz sinemalar vardı. Sen ismini görüyorduk o kadar. Evet. Ses yok. Sessiz sinema. Sessiz. Tan sineması meydandaymış evet, zaten. Evet, o hükümetin oralardaydı. Hükümetin oradaydı. He, oralardaydı tan sineması. Büyük sinemada geçi kapıya yakın şey pazarı deniyordu ama ne pazarı? Salih pazarı mı? Eskicilerin pazarı mı diye unuttum. Evet. Oraya yakınıydı. Ondan sonra büyük sinema. Evet. Kış üstüne çıkıyorduk şeyin dışarıda evet. Olacak. Açığa mı çıkıyorduk? Yazlık evet. Yazlık sinema vardı. Ahmet Paşa okulunun orada. Evet. Eskeri yerin orada evinin orada Gülümcem'in evi vardı. Sonra Eskeriye'ye geçti. Nerelerde şehirde oturmuşsunuz değil mi Nefiyen'le? Tabaklar önünde oturmuşsunuz. Oturduk. Tabaklar önü zaten evimiz oraydı. Oraya eskiden tabaklar önü diyordular yavrum. Oralara bile gitmeye korkuyorlar yani. Bütün affedersin o Seyyid-i Burhanettin'in oralar neler. Hep deri seriliydi. Hayvan derisi, koyun, kuzu derileri. Affedersin köpek pisliklerini toplayıp onları tuylarını döküyorlarmış. Bizim bir komşumuz vardı da ondan sonra Çınar Apartmanı Atatürk Okulu'nun karşısında halen duruyor evimiz. Ondan sonra kardeşim derdi köpek de pisliği toplardı. Peki, satarmış. Peki şu Gültepe Hastanesi'nin civarı falan oralar nasıldı? Çok güzeldi, iyiydi. Hele o cam gözlerin Yusuf Efendi'den dediğim koca bir köyünün büyüklüğü gibi ama elma ağaçları vardı, elmalıkları vardı. Oralara giderdik, sanat okulunda öğretmenlerle görüşürdük, oralara giderdik. Arada Ziraat Bahçesi vardı, oralara gezmeye giderdik. Düğünler olur, demekler olur, davetler olur. Kayseriler gezmeyi çok severler, sabahından bir kafile derler, eve gezerler. Öğleden sonra bir hafla. Bir hafla da ondan sonra. Kayseriler gezmeyi çok severler. Sabahleyin bir kafle derler. Öyle gezerler. Ondan sonra da evleden sonra da bir gezer. Bir gezmede öyle kaflesine geziyor. Hocam Bağda tabii meşakkat yok. Şimdi Bağda bizi babaannemiz falan haber gönderir komşulara ki işte sabah kaflesine bize buyurun ya diye haber gönderir. Konuyu komşuya başarıyla evet. Toplarlar. Bir kişi oturmaya gitsin, bütün mahalleyi çağırırlar. Birden hepsini birden kaldıracaklar evet. Misafir. Biz de onlara deriz, işte böyle bize buyurun sabah kahvesine. Babaanne böyle söyledi. Evet. Onlar da der ki, inşallah bir meşakkatimiz olmazsa. Evet. Biz tabii çocuğuz, ulan bu meşakkat nedir, nasıl bir şey, yenilir mi, içilir mi? Şimdi öğrendik meşakkatı. Meşakkatını olmaya da öğretti. Şimdi öğrendik. Yani öğlen gaflesine de tabii tekrar. Kocalarından korkanlar, ederler yavrum. Evet. Şimdi. Ama idareci Nefiyan'la, hepsi idareci. Tabii. Eskiler hep idareci insanlar. Tabii, iyi insanlar, Allah rahmet etsin. Hiçbir şey araya vermezler değil yok, mi? Yok, hiçbir şey araya vermezlerdi. Zavallılar o pazlama ekmeğini pişirirler, otları toplarlar. Nereden bile rahatlık. Hasbahçacılar vardı da komşumuz. Nakıboğullarından da evleri yakınıdı. Koca bizim oturduğumuz şeyden bir daire almışlar. Şey yapardık diye, affedersin. Kanlı pazarı gibi Hurap Canı'nın oralara köylerden kanlı pazarları gelmiş, kadınlarına köylerden. Evet. Onların affedersiniz pislikleri toplar, kurudu da yakarlarmış eskiden. Evet. Hocam doğru, bunları biz çocukluğumuzda 60'lı yıllarda
yaşadık yani mesela. Bir burada bir yapma diye bir şey vardı, yapma. He. Yapma yaparlardı. Bu yapma yapmayı ne biliyor musun? Yapmayı büyüyenler tezek diye. Evet. Affedersiniz balın pişirip. Biraz samandan karıştırırlar. Biriktirirler. Ondan sonra kerpiç derler. Onu kalıbıyla döker. Zavallı kadınlar sütlamı alırlar. Damlara severler oraya buraya. Kurudurlar evet. Da. Böyle şey, yuvarlak hocam duvarlara çarparlar, o orada kurur. İsminizi bilemiyorum yani. Evet. İsmin? Burhanettin. Burhan benim torunumun isminde. Burhan Bey yavrum, ondan sonra eskiden insanlar kanaatliydiler. Şimdi benim çayla, şimdiki çayla şu mağazaları alsınlar götürürler doymaz. Doymazlar. Doymaz. Evet evet çok doğru. Şükür yok. Şükür yok. Kanaat yok. Aslında şükür yok. Evet hocam tabii, hakikaten. Tabii şükür. Çok şeyi kaybettik. Çok bozuluyoruz şey. Yani. Çok çok çok. Bir kızın bir elbisesi olur iki tane üç tane amca. Bir tanesini giyerler kişilikleri ayrı olur. Ele birini çıkardak birini giyer. Tabii hocam kişilik kişilik eskimesin kişilik, diye. Evet. Eskimesin diye. Eskimesin diye ya. Yani işte bir anda şey girdi. Eskiler öyle. Öyle babam hala namaz kılacaksa bazıları televizyona şey. Çıkıp da benim diye babaannem diye bir sürün püskülünü bir şey bir şekilde yedik kaynadık da diye. Mısırın püskülünü? He bir sürün. Bir sürün kendini bulsana da abi. Püskülünü bir sürün. Yani o, onu bile koçanını, ziyana. Koçanını mı nefeni? Üstündeki şeyler onu yaprağını. Evet. Yaprağını. Yaprağını. Evet. Yeminle söyledi sizinki bir genç. Ondan sonra şu televizyonda söyledi. Kayseri evet, televizyonda. Evet, evet. Hakikaten öyle bir Cevdet Kudret mi bir roman okuyorum. Roman da gerçek şey. Liseye tayin oluyor. Burada hocalık yapıyor 15 sene falan. 30-40'lı yıllarda. Şehri de anlatan bir roman yazmış da. Mesela Çorakçılar Mahallesi'nden bahsediyor. Çorakçılar Mahallesi diyor. Çorak güherçile demekmiş. Yani onlar topraktan güverçiler çıkarırlarmış. Sonra fabrikalar kurulmuş bunun. Dolayısıyla o iş bitmiş. Sonra bu Çorakçılar Mahallesi'nin adamları saza gidip saz kesiyorlar. Derdi diyorlar buna da. Bunu getiriyorlar, kurutuyorlar, bağ yapıyorlar. İşte fırınlarda da yapıyordular yavrum. Fırınlarda da. Evet, ekmek evet. Pişirmek için. Evet, evet. Fırınlarda, hamamlarda. He. Efendime söyleyeyim. Fırınlarda, hamamlarda yakıyorlar. Derdi, bağ 10 kuruş. Bir bağ 10 kuruş taşıya gidecek. Efendim Boğaz Köprü'ye orada sazlıkta kesecek, boğulmayacak. Efendim boğulanlar da olmuş yani. Tabii, boğulanlar da olmuş olmaz efendim. Olur mu? Onu satacak da falan da çok hocam yokluk. Çok. Hakikaten şimdi böyle şimdi. Geçmişi tenkit ederken biraz insaflı olmak lazım. Yani biraz yani insaflı olmak lazım. Ya. Şimdi tenkit ediyoruz işte şu olmuş bu olmuş oturmuşuz. Sene 2009. Televizyon burada, dünya bizi seyrediyor. Aa. Şimdi biz tenkit ediyoruz adamları. Biraz şimdi, insaflı olmak lazım. Çok güzel yani bir de her olay, her devir kendi şartları içinde de... Hasırlar seriliydi yavrum. Evet, hasırlar millette hasırlar. Peygamber Efendimiz bile onların bazı söylüyorlar şuralarda, onların çektiklerini yenebilse o kurban olduğun Peygamber Efendimiz hasırın üstünde yatar. Sen bu kadar meyvuz sahibisin bilmem ne. Neden sen buralarda yat? Onun çektiğini biz kimse çek. Evet. Küçüklükte yoksa kalbisi olsun. Tabii hocam. Allah razı olsun.